İsrail izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Hatay 4 yıl Yeni Yurt Mahallesi Muhtarımız Ömer Çınar ile röportaj yapacağız. Muhtarın birinci dönem seçilen dinamik muhtarlardan sohbetimiz sırasında kendisinin muhtarlık odasının olmadığını belirtti. Evet, bu muhtarlık hizmetleri nerede yapıyorsunuz efendim? Evde, mahallede, sokakta, caddede. Nerede vatandaş denk gelirse orada hizmet. Yani mobil muhtar. Mobil muhtar da sayılır, sabit muhtar da sayılır ama muhtar odamız yok. Evet. Şimdi bir vatandaşımız müracaat etti, muhtarı aradı. O da işte evladı çıkardı sayın izleyiciler. Gördüğünüz gibi evinde ne yapıyor? Muhtarlık hizmetlerini yapıyor. Buradan biz öncelikle, tabii bunu tüm şehir olduğu için ilçe ve büyükşehir belediye başkanlıkları yapıyor. İskenderun'da, Arsus'ta, işte Ferikan'da, diğer ilçelerde ilçe belediyeleri muhtarlık odaları yapmış. Doğru mu efendim? Evet. Diğer mahallelerin var. Var. Sadece sizin mi yok efendim? Sadece bizim. Evet. Ömer Çınar muhtarımızın ilk önceliği bir muhtarlık odasının, bir park bahçesinin içerisinde ne yapılmasını istiyoruz? Muhtar odası. Muhtar odası yapılmasını talep ediyoruz. Önemli. Bir de bunu söylemeden geçemeyeceğim. Orada çok rüzgar olduğu için çekim yapamadık. Bir tane futbol sahası yapılmış. Etrafı tel örgülü çevirmiş, resimlerini çektik. İçerisinde neler var? Hayvan gübresi var, arı var. Arı kovanları konmuş tamamına sayın izleyiciler. Eski Adalet Bakanımız Fazıl'la Ergin zamanında yapılmış, çevrilmiş etrafı tel örgüyle. Yanının tamamına boydan boya hayvan gübresi, hayvan pisliği dökülmüş. Çocuklar orada spor yapması gerekirken kale direkleri yok. Kale direkleri yok. Soyunma odası yok. Soyunma odası vardı, alınmış. Alın sahip çıkan olmamış. Evet. Yani orada boş bir arazimiz var. Çocuklar futbol sahası sıkıntısı çekiyor. Evet. Park sıkıntısı çekiyor. Evet. Burayı belediyemizin, küçük belediyemizin, büyük şehir belediyemizin değerlendirmesini istiyoruz. Evet. Bir de yine deniz kenarına gittik. Bayağı bir kilometrede yayan yürüdük. D vitamini aldık öncelikle. Muhtarımıza da teşekkür ediyoruz. Yeni Yurt Mahallesi'nin 6000 nüfusu var. 2675 seçmeni var. Kosettik altyapının kanalizasyonu arıtması yok, denize akıyor. Akıyor, resimde de görülüyor. Hatay Dörtgöl ilçesinin halka açık plajının arasında da yaklaşık 1 kilometre yok. Doğru mu efendim? Yok, 100, evet. 200-300 metre. Onu da belirtelim, mutlaka buraya bir arıtma yapılmasını istiyoruz. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Lütfü Savaş'tan, İlçe Belediye Başkanı Fadıl Keskin'den de ben araştırmacı gazeteci olarak Yeni Yurt Mahallesi'ne İlk hizmet olarak 4 yola bir hizmet yapacaksa buraya bir muhtarlık odası yapmasını istiyoruz. Muhtarımıza da teşekkür ediyoruz. Evet, gazetemizi desteklediği için, gazetemiz aracıyla sesini duyurduğu için. Evet, teşekkür ederim.